Kurtuluş Mutlu. Teşekkürler, kolaylıklar. Meclisin gündemini aktarmaya devam edeceğiz ama bir sıcak not efendim elimize ulaştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde manşetlerimizin arasındaydı. Aslı Kurtuluş Mutlu da bahsetti. Atıfta bulundu. Şimdi 81 il başkanı bir açıklama yapmadı. İçeride neler oldu bitti. Hangi itirazlar var diye konuşmuştuk. Şimdi ortak açıklama geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne dün CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşen 81 il başkanı şöyle bir açıklama yapıyor. Hemen okumak istiyorum. CHP il başkanlığı olarak seçimi takip eden süreçte her bir ilimizde değerlendirme toplantıları gerçekleştirdik. Seçim sonuçlarını doğru yorumlayabilmek, dersler çıkarabilmek için önümüzdeki sürece daha güçlü girebilmek için konuşmak yerine bizlere oy versin vermesin vatandaşlarımızı dinlemeyi tercih ettik ve devamında çarşamba günü genel merkezimizde dün, dün atıfla genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte kapsamlı ve verimli bir toplantı yaptık. Yani diyor ki il başkanları kendi aramızda bir değerlendirmeden çok vatandaşlara sorduk. Neden oy verilmediğini neden kaybedildiğini bu seçimin devamında da duyun umumiye kabinesinin memleketi uluslararası tefecilere teslim ettiği bir dönemde haliyle Cumhur İttifakı'na dönük yeni kabineye dönükte bir atıf ve eleştirinin olduğunu da söyleyelim. Değişim albenisi yüksek sihirli bir sözcüktür. Kalıcı bir değişimi dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan yapısal ve işleyişsel eksikliklere içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır. Yani değişim evet kuvvetli bir sözcüktür. Albenisi yüksektir ama bununla birlikte kalıcı değişim kişi bazlı kurtarıcı söylemden ziyade ilkeler, yapısal değişikliklerle olur deniyor. Yani sadece bir genel başkan değişikliğiyle kamuoyu ele alıyor ama değişiklik sadece isim değişikliğiyle olmaz demiş oluyor. CHP'nin 81 il başkanı ortak açıklamasında şöyle devam ediyor. Partimizde genel başkanımız dahil hiçbirimiz eleştiriden muaf değiliz. Yapıcı eksikliklerimizi gösteren eleştirilerin başımızın üzerinde yeri vardır, kabulümüzdür. Nitekim toplantımızda bizler il başkanları olarak düşüncelerimizi, eleştirilerimizi özgürce dile getirdik diyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu. Na. Bununla birlikte seçim süreci boyunca hepimizden daha çok çalıştığının bizzat tanığı olduğumuz Genel Başkanımızı itibarsızlaştırmaya yönelik yaklaşımları tasvip etmediğimizin de bilinmesini isteriz. CHP 100 yıllık bir ulu çınardır. Genel Başkanından il başkanına sorumlu bütün mevkilerdeki yöneticilerini örgütlerinin seçtiği köklü bir partidir. Biz il başkanlığı olarak değişimden yana mıyız? Elbette değişim konusunda örgüt bu konuda ne düşünüyor acaba diye soran olmasa da burada bir eleştiri var. Tekrar okuyayım burayı önemli. Biz il başkanları olarak değişimden yana mıyız? Elbette değişimden yanayız diyor. Ama değişim konusunda örgüt bu konuda ne düşünüyor acaba diye soran olmasa da biliyoruz ki partimizin tarihsel yolculuğunu Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşıyacak kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi'nde vardır ve davaları içinde harekete geçmeye hazırdır. Bu bakış açısıyla kişi merkezli değil, ilke ve program merkezli bir anlayışla yürüteceğimiz kurultay sürecini fiili olarak başlatmış bulunuyoruz. Yerel seçimler öncesi CHP il başkanları ve örgütü olarak her aşamada kendimizi sorgulayacak, eksikliklerimizi tamamlayacak, demokratik bir parti tüzüğünü hayata geçirecek ve kurultayımızı da tamamlayarak Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün kimsesizlerin kimsesi diyerek tarif ettiği cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız. Bu sayede daha da güçlenecek, topluma umut olacak ve hep birlikte başaracağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İmza CHP'nin 81 il başkanı. Sıcak not.